Herkese merhaba arkadaşlar. Kış ayı geldi. Herkesin sorduğu soru veya aracında olan problem. Her araçlar için geçerli arkadaşlar bu anlatacaklarım. Kalorifer ılık üflüyor. Kalorifer soğuk üflüyor. Bunu nasıl çözeriz arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak yani yolda seyrederken hararetimiz 90'a geliyor mu? Onu kontrol etmemiz lazım. Hararet 90'a çalışırken 90'a geliyor hararetimiz. Yolda giderken 90'dan aşağı düşüyorsa yani 50'ye 60'a termostatı kontrol etmeniz lazım arkadaşlar. Bu termostat arkadaşlar aracın marka ve modellerine göre ısıyı ayarlar motordaki. Yani bu termostatınız arızalıysa yani sürekli açık kaldıysa normal çalışırken hani aracımızı çalıştırdık, park ettik. Yine çalışır vaziyette 90'a çıkar hararet. Ama yolda giderken 60'a düşüyorsa bu termostatı distribütörün hemen altında arkadaşlar. Dediğim gibi aracın marka ve modellerine göre değişebilir. Bunu değiştirmeniz lazım. Yani termostatınız ya boş termostat takılmış ya da termostatınız arızalı. Aracınız ısınmıyor. Yani kış aylarında bunun boş termostat olması veya açık kalıp arızalı kalması arkadaşlar motorunuzda yakıtı da fazla yakmasını sağlar. Sonrasında yani araç 90'a geliyor ama yine kalorifer ısıtmıyorsa arkadaşlar şuradan çıkış var termostattan. Bu radyatöre giriş arkadaşlar. Şu motordaki su ısınıyor. Isındıktan sonra termostat açıyor, radyatöre gönderiyor. Gördüğünüz gibi. Motordaki suyun soğuması için. Sonrasında alttan yine radyatörden soğuyup yeniden motorun içine giriyor. Buradaki termostattaki su her zaman yani termostattaki ince çıkış her zaman sıcak su arkadaşlar. O da kaloriferinizin girişi olması lazım. Yani musluk, şimdi içeride de göstereceğim. Musluktaki kalorifer musluğundaki hortumun girişi olması lazım. Şimdi buradan termostattan çıkıyor. Gördüğünüz gibi içeri giriyor arkadaşlar. İki tane giriş var. Sağdaki termostattan çıkış arkadaşlar. Yani sağdaki şu anda giriyor. Bunu siz aracınızda bu şekilde bakmayın. İçeride yine hortumlar ters dönmüş, ters bağlanmış olabilir. İçeriden de göstereceğim şimdi arkadaşlar. Yani termostattaki ince çıkış sizin kaloriferinizin girişi olması lazım. Şimdi arkadaşlar burada normalde bir kapak var. Kapağı söktüm. Şimdi bu musluk arkadaşlar şu gördüğünüz gibi bu musluk. Bu giriş arkadaşlar. Yani termostattaki ince çıkış. Yani motordaki her zaman sıcak su. Sonrasında arkadaşlar bunu da kontrol ettik doğru. Ama yine ılık üflüyor. Veya soğuk üflüyor. Buradaki bu vananın tam açılmış olması lazım. Yani şurada aşağıda olması lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telli bir sistemi var orada. Yeşil olan. Yani burada kırmızıya aldığımız zaman sıcak konuma aldık. Onu burada tam basması lazım. Ben musluğu değiştirdim arkadaşlar. Mesela şöyle hareket ettireyim. Gördüğünüz gibi bakın şurada. Şimdi elimle bastırdığım zaman şu şekilde yine aşağıya geliyor. Yani musluk gördüğünüz gibi şu anda alışmış. Yani sert olduğu için tam çalışmıyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yani oradaki vananın tam açık olması lazım sıcak konumda. Onu da kontrol ettik. Yine ısıtmıyorsa arkadaşlar kalorifer peteğiniz sıkalıdır. Onu da nasıl kontrol edebiliriz? Şimdi yine burada iki tane hortum var. Dediğim gibi arkadaşlar bu giriş
üstteki çıkış. Giriş ateş gibi, elimizle baktık. Çıkış soğuksa hararetimiz normal, termostat normal. Yani 90'a geliyor aracımız. Çıkış soğuksa ya musluk bozuk ya petek tıkalıdır arkadaşlar. Yani şöyle elinizle baktığınız zaman ikisinin de ısısı aynı olması lazım. Bunu da çok yani iyi dikkatli bakın arkadaşlar. Petekle ilgili petek temizleme videosu var arkadaşlar kanalımda. Ben temizledim. Şu an birinci kademede ateş gibi oluyor içerisi. Kaloriferin belli başlı problemleri bunlar arkadaşlar. Yani termostat, kalorifer peteği, kalorifer musluğu. Bunları kontrol ettiğiniz zaman hiçbir zaman sıkıntı olmaz. Aracınız ateş gibi, kaloriferi ateş gibi üfler. Şimdi mesela çalıştırayım arkadaşlar ben aracımı. Şurada ben bir internetten derece almıştım. Şu anda 18 derece gösteriyor. Şimdi çalıştırdım. Normal rölantide arkadaşlar. 60-70'te kaloriferi açtık. Şimdi ısıyı fark edeceksiniz arkadaşlar. Şöyle biraz gaz verdiğiniz zaman kalorifer her zaman daha çok üfler. O da niye? Devir daim hızlı döndüğü için arkadaşlar. Devir daim hızlı döner. Aracınızın içinde fazla aracınızın içindeki kalorifer peteğinin içinde fazla su sirkülasyonu yapar. Şöyle gördüğünüz gibi yapıyorum. Bayağı ben ısı çok güzel arkadaşlar. Burası hemen değişmeye başlayacak. Şu anda ikinci kademede açtım. Daha hararet de çıkmadı arkadaşlar. Yani 90'a gelmesi lazım. 90'a gelirse daha güzel ısı verir. Yine takıldığınız konu olursa arkadaşlar yorum yazabilirsiniz. Belli başlı kontrol etmeniz gerekenler bunlar. Bunlarda sıkıntı varsa arkadaşlar cama yani ayaklara yüze hem yüz içerideki yönlendiriciler arızalıdır arkadaşlar. Bunların içinde yine teller var. Burasını söküp bu arkadaki yani ortadaki kazanın yönlendiricilerine bakmanız lazım. Isı yükselmeye başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha hararet de yükselmedi. Hararetimiz de yükselecek. Kalorifer peteğinin de havasını alın arkadaşlar. Onu da göstereyim. Hava olduğu zaman da yine araçta ısıtmaz. Şurada arkadaşlar dediğim gibi yine termostattan ince çıkış vana var. Şunu şöyle hafif gevşetip içindeki havanın çıkmasını bekleyin. Bunu da araç 90'a geldikten sonra arkadaşlar yani hararet 90'a geldikten sonra şu anda termostat açmadı. Gördüğünüz gibi açıyorum şu anda hava çıkıyor. Su gelmeye başladı. Biraz hava çıktı sonra su gelmeye başladı. Bunu bu şekilde açtık. Sonrasında fan çalışırken yine açın arkadaşlar. Ya yani termostat açtığı zaman oradaki hava da yine buraya gelebilir. Havasını da aldığımız zaman ateş gibi olur aracımız. Fan açsın. Yine havasına bakalım. küsürdü arkadaşlar. 19 derece oldu içerisi. İkinci kademede sıcakta. Hararetimiz de 90'a gelmedi. Yani 2 dakikada aracın içini ısıtması lazım. Yükselmeye devam ediyor. Fan açsın yine havasını alalım. Araçlarda yaz kış antifriz kullanın arkadaşlar. Devir daim borusunu sökmüştüm ben. Videosu var kanalımda. Boru çürümüş. Yani yolda patlasa direkt
conta yakar araç. Daha kötü silindir kapağını da çatlatabilir. 19,6 derece oldu. Yani zaten 20 derecede normal kısa kollu durursunuz aracın içinde. 20 derece sıcaklıkta. Araç daha 90'a gelmedi. 90'a gelsin. Isı daha da çoğalacak. Şu anda ateş gibi arkadaşlar. ...90'a gelsin, havasını alalım. Dediğim gibi bütün araçlar için geçerli arkadaşlar bu. Söylediklerim. Her zaman kontrollerinizi buna göre yapın. Kaloriferin ısıtmaması, ılık üflemesi çok büyük bir problem değil arkadaşlar. Yeter ki aracınız 90'a gelsin. Petek temiz olsun. Vanası sağlam olsun. 20 derece oldu şu anda. İçerisi. Yani 20 derecede kışın 20 derecede olsa kısa kollu aracın içinde durursunuz arkadaşlar. Daha 90'a gelmedi. Fan açmadı. Dediğim gibi böyle gazladığımız zaman her zaman daha fazla ısı verir. Devir daim fazla yaptığı için daha fazla içeride su sirkülasyonu olduğu için. Kalorifer peteğinde hava alma yeri olmayanlar için şu radyatörün üst kısmında vardır arkadaşlar. Havayı buradan da alabilirsiniz. Her araçta radyatörün üst kısmında hava alma kupası vardır. Ama bu şekilde peteğe giden borda olursa daha iyi olur arkadaşlar. Yani internette fiyatı 25-30 lira bu borunun. Vana olmayanlar için. ...20,8 derece oldu. Yani normalde termostat çalışırken bundan aşağıya inmez arkadaşlar ısı. Yani 88'den 86'dan aşağıya inmemesi lazım. Eğer çok iniyorsa 80'e 70'e termostatınız arızalıdır. Acil değiştirin. En fazla 50-60 TL para arkadaşlar. Oldu. Yani 3-4 dakika içinde aracın içi ateş gibi oluyor. Hava biraz soğuk olduğu için araç da çabuk ısınmıyor arkadaşlar. Havasını alalım diye bekliyorum. O da diğer motorun içindeki havayı alır arkadaşlar. Termostat açıkken. Ara ara havasını almakta fayda vardır arkadaşlar. ...21,6 derece oldu. Yani ateş gibi şu an terleyecektim aracın içinde. Dediğim gibi bu fan çalıştı. Ondan sonra yine hafif spayı gevşetiyoruz arkadaşlar. Su çıkmaya başladı. Bu şekilde yine sıkın bunu. Fazla açmayın. Bu tipa düşer arkadaşlar fırlar. Kapattık. Hava alma işlemi de bitmiş oldu.